sahalarda bir yer var. Dedi ki burayı yapalım onlara. Hani biz yer bulduğumuz her yerde biz girişim yapıp spor tesisi, halı saha, büyük yüzme saha, havuzu, basketbol büyük havuzu. sahası. Ya hani şimdi Alsancak'ta kapalı spor salonumuz var yılların. Daha yakında sonra yüzme havuzu yapılıyor. Bitmek üzere. Onu söyleyecektim. Yüzme Mesela burada sırf voleybola ayrıldı. Sizce doğru bir karar mı? Ya şimdi Ya basketbol da oynanamaz mı yani? Eskiden basket de oynanıyordu. Yıllarca Sonra oynandı. orasını voleybol federasyona verildi. Şimdi sen orayı verebilirsin. Yer yaptıktan sonra ver voleybol. Değil Orada mi? basket sahası Yani o oynasın. kadar ağırlıklı voleybol oynanmıyor orada. Ama basketbol da oynansın orada. Şimdi basketi bu tarafa aldılar. Atatürk Evet, Stadı'nı oraya biliyorum. aldılar. Voleybolu oraya verdiler. Evet. Şimdi orada eğer tek taraflı olsaydı eyvallah. Ya ulaşım açısından söylüyorum. Doğru, ulaşım. Yıllarca basketbol oynandı. Oynandı. Önüne tramvay geldi. Şimdi bu Halkapınar'daki spor salonu sadece baskete verdiler. He, biliyorum. Orasını baskete verdikleri için onu şey yaptılar. Ama yetmez. Orası da olsun. Başka da olsun. Mesela şimdi Celal Atik değişmesi lazım. Artık orası yıkılıp yeniden yapılması lazım. Duyduğuma kadar da depreme dayanıksızmış. Hani bir an önce orası yıkılıp Çok daha güzel daha yapılsın. güzeli, çünkü yer de var. Yer Yer de büyük. müsait. Yer büyük. Yer de müsait. Tabii Fuarın içi spor alanları olsun. bizim mesela projede orası spor kompleksi olsun. Spor kompleksi olsun. İzmir'in göbeğinde en büyük. Başkanım, şimdi Yapıcıoğlu İzmir'in en eski semtlerinden Evet. biri. Değil mi? Şimdi Baksaç sporu da ekleyince iyi bir amatör takım çıkmış ortaya. Sizin başkanlığınızda hem amatör futboldasınız, diğerlerinde de. Peki buradan sizin bu takımınla ilgili neler Şimdi söyleyeceksiniz? bizim Yapıcıoğlu başta spor İzmir'in en eski kulüplerinden biri. 1948 yılında İzmir Spor'dan ayrılarak kuruluyor bu takım. Ve yıllardır o kalede hizmet ediyor. Ben 26-27 yıl önce kulübü devraldım. 27 yıldır hem kulüp başkanı hem antrenörlüğünü yapıyorum. Tabii tesis anlamında yok. Orada biz bir halı sahayı kiralıyoruz. Saat 4'e kadar. Ne kadar 4'ten kötü sonra ya. Çok zor. Süper Evet. amatördesiniz değil mi? süper amatörde. İnşallah şimdi kalenin içinde bir yer var. Orayı inşallah bir tesis yapacağız. Hani U13'lerin, U11'lerin oynadığı bir saha. Tam hani A takımlar oynamayacak. Biraz ufak boyut olacak. Öyle bir tesis yapacağız. Çünkü orada ihtiyaç var. Çünkü büyük bir potansiyel var ama yer olmadığı için bulamıyoruz. İnşallah onu yaptıktan sonra yazın 500-600 tane öğrencimiz oluyor. Yer olmadığı halde yarım saat hani halı sahada 500-600 tane öğrenci Nasıl oluyor. çalıştırıyorsunuz onları? İşte diyorum ya size hani Dörde bölüyorsunuz her gün birisi giriyor. Sabah bir başlıyor 9'dan 5'e kadar. Her gün bir kesim gidiyor. Onlara ne verebilirsin? Tamam. Hani kötü alışkanlıktan kurtarmak için oraya çağırıyorsun, ediyorsun. Yakınızda yer var mı başkanım? Hiç yer yok. Bir yer yok. İşte bu kaledeki yeri bulduk. Bütün altyapısını hazırladık. İnşallah orasını yapacağız. Karabağlar bu konuda müsait değil mi? Karabağlar'da yerler var. Yerleri de tespit edildi. Hatta bu hafta ASKF Başkanımız dedi ki hani bir önceki Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir gidelim. Bir yer tespit ettik. Karabağlar Belediye Başkanı ile konuşulmuş. O da işbirliği yapacakmış. En azından bir iki tane büyük saha olacak yer varmış Karabağlar'da. Çalışsın Biz de dedik çocuklar ki ya. projenizi hazırlayın. Bakanımızla görüşelim. En azından oraya da en azından amatörleri rahatlatacak bir tesis yapmamız lazım. İnşallah umutlanmak Şimdi bu sene istiyoruz. süper amatörle birinci amatör beraber başlıyor. Şimdi Yeşilyurt'ta kulüp fazla oldu. Eskiden biz orada idman yapıyorduk. Şimdi bütün kulüpler yan sahalarda idman yapıyor. Ya zaten Bornova geliyor, Karabağlar geliyor, Buca'nın takımları geliyor. 4 taneydi, 2 tane kaldı. Şimdi saha sıkıntısı Sağ var. yok. Kura çekiliyor. Kulüpler birbirine giriyor. Kurayla Antrenman için kura çekiliyor. Kura çekiliyor. Antrenman için, maç için değil. Şimdi düşünebiliyor musunuz Arif abi? Pazar günü maçın var. Cumartesi maçın var. Sen saha bulamamışsın. Cuma günü 9-11 idman yapıyorsun. Sabah 9-10. Sabah 10'da maça çıkacaksın. Bu filenin sultanlarını da oynatıyorlar sabah 10'da. Onda hepsini onda. Bu olimpiyatlar öyle bir şey ki. Bak futbol mesela seyrettik 2024
Avrupa şampiyonu. Doyamadık ya. Bir tek bir yere odaklanıyorsun. Futbol. Fixtür de elinde zaten. Hani kendi ulusunun takımını evet. izlerken bütün takım rakipleri de izliyorsun. Fakat Dünya Kupası da öyle. Ama bu olimpiyatlar çok enteresan. Şimdi bir giriyorsun stada. 5 ayrı minder var. E tabii şeye odaklanıyorsun sen. Oraya gidip bizzat seyredenleri söylüyorum. Tabii kendi tabii. ulusun güreşçisine ve boksörüne odaklanıyorsun ama diğer yerde 6 tane daha minderin üstünde bir güreş var. Herhalde kadın futbol ve U20 19 mu ne oynanıyor. Bir tek onlarda bu zevki tatabiliyorsun. Öteki türlü kafam bölünüyor böyle yani. Burada mesela bayrak yarışı yapılırken burada yüksek atlıyorlar. 5000 metreyi koşuyorlardı. 5000 metreyi koşuyor. Yüksek atlayıcı hepsi içinde bu. Rekora giderken bütün saha ona konsantre oldu ve alkışlarla onu konsantre ettiler. Bu anlamda çok böyle şey tamam TRT veriyor ama ne kadarını veriyor? Ben mesela çoğunu kaçırıyorum çünkü saatler uymuyor. Uymuyor. Şimdi Fransa saatiyle 9'da burada yazık kızlar onda ne zaman maç kahvaltısı yapıyorlar, ne zaman hazırlanıyorlar o anlamda da işleri zor yani. Şimdi Fransa olunca Paris deyince insanlar farklı algılandı. Organizasyon olarak çok kötüydüler. Kötü ben tabii. Söyleyeyim. Şimdi meydana kurmuşlar koşu parkurunu, uzun koşu, işte 20 kilometre bilmem ne, şöyle bir şey kurmuşlar, onun etrafında koşa koşa insanın başı döner. Hmm. Yani uzun koşu, daha düz olmalı. Daha düz olmalı. Yani daha düz olmalı. 11 bin sporcuyu barındırdın tamam, 206 ülkeyi misafir ettin tamam ama başkanın dediği gibi o kadar çok çirkin hadiselere de evet. şey oldu ki mesela Azerbaycanlı Tataristan mı ne o kendi bayrak ulusal bayraklarını baya bir tacize uğradılar polis tarafından sınır dışı edildiler.